Kur'an'a uymayan bir hareket olur. Devlet kendini koruması gerekir. Türkiye'nin böğründe adam İngilizlerin devletinin desteğiyle bir PKK devleti kurmak istiyor. Yani başka bir kurtuluş yolu var mı? Burnumuzun dibinde PKK devleti var. Yani an meselesi açıklanmaz. Hükümet ne yapsın? Nasıl hareket etsin? Oturmuşlar demokrasiden dem vuruyorlar. Bir şeyler anlatıyorlar. Ya çok samimiyetsiz. Ya direkt desteklesene, doğru yapıyor de. Ya en azından bu konuda samimi olun yani. Birçok konu var. Ama burada hükümetin haklı olduğunu görüyorsun. Ve arkadaşlar müthiş bir cesaret gösteriyor Tayyip Hoca. Ya el birlik destek olup, çünkü Amerika kafa tutuyor, bilmem ne kafa tutuyor. Böyle bir durumda milli lidere bizim 83 milyon olarak tam anlamıyla destek vermemiz lazım. Sen kenardan çekiştiriyorsun, ayağına dolanıyorsun. Bak hem neticeyi güzele götürecek bir tedbir almıyorsun, bunu da akledemiyorsun, bulamıyorsun da, durumu seyrediyorsun, yapanın da ayağına dolanmaya kalkıyorsun. Yani özetle ucuz kahramanlık yapılacak vakit değil. Türkiye'nin başı ciddi şekilde dertte. 83 milyon bir liderin etrafında kilitlenmezsek tehlike büyük. Bak Sayın Bahçeli çok basiretli bir insan. Onca riski göze alarak bütün gücüyle Tayyip Hoca'yı destekliyor. Yani bir devlet adamına yakışacak en akılcı hareket. Onu anlamayanlar da işte partiyi eritiyor bilmem ne falan ya. Parti tereyağı mı derisin? Niye erisin? Bilakis MHP büyüyor. Bilakis asaletine uygun hareket ediyor. Çok candan, güzel bir destekle devleti koruyor. Hükümeti korumuyor orada, devleti koruyor. Hükümeti korumak demek, devleti korumak demektir. Aynı anlamda. Akın Khan'ın sorumlusu bütün dünya çapında İngilizlerin devletidir. Son 400 yıldan beri Deccaliyet emanetini onlar almışlardır. Ve Deccaliyet'i bütün güçleriyle savunmaktadır. Şeytanın ordusu konumunda